ile dantel transferi, ahşap, seramik, cam, kumaş yüzeylerde dantel görünümü vermek amaçlı kullanabiliriz. Dantellerimizin büyüklükleri gördüğünüz şekilde. Örnek olarak ben size bir cam yüzeyde nasıl çalışmışız onu gösteriyorum. Beraberce uygulamaya geçelim. Artemilla dantel transferimizi hep beraber ahşap yüzey üzerinde uygulayalım. Koruyucu jelatinimizi hafifçe sıyırıyoruz. Ama tamamen çıkarmıyoruz. Daha sonra yerleştirmemiz gereken ahşap üzerinde tespit ettiğimiz yüzeye dikkatlice tutturuyoruz. Su dolu kabımızdaki süngeri iyice ıslatıp suyunun fazlasını bırakıyoruz. Daha sonra sağ veya sol köşeden başlayarak kağıdımızı suya doyuruyoruz. Evet. Jelatinimizi yarım açmıştık. Tekrardan açmaya devam ederek ıslatmamıza devam ediyoruz kağıdımızı. Bunu yapmamızdaki amaç transferimizin ev adının biraz daha büyük olmasından kaynaklanıyor. Hakimiyetimiz daha iyi oluyor. Evet. Böylece kağıdımızın tamamının suya doyurulduğundan emin olarak ilerliyoruz. Tekrardan jelatinimizi çekiyoruz. Tekrardan ıslatmamıza devam ediyoruz. Dikkat ederseniz tam bonlama yapmıyorum. Kesinlikle bir baştan bir başa, yukarıdan aşağı kağıdı ıslatarak ve jelatini yavaş yavaş çekerek gidiyorum. Böyle olunca desenin aktarımı daha sağlıklı oluyor. Evet. Hemen hemen desen de yüzeyden görünür vaziyette. Tamamen kağıdımızı suya doyurduktan sonra 20 saniye bekliyoruz. 20 saniye bekledik. Taşıyıcı kağıdımızı suya doyurduk. Daha sonra kağıdımızı yavaş yavaş alıyoruz. Danteli çok şık bir şekilde ahşap obje üzerine geçtiğini görüyoruz. Seramiklerde de aynı çalışmayı yapıyoruz. Ahşaplarda da aynı çalışmayı yapıyoruz. Daha sonra süngerimizi tekrar suya daldırıyoruz. Üzerinden dikkatlice siliyoruz. Evet. Dantelimizi ahşap yüzeye geçirdik. Çok şık bir görüntü elde ettik. Artemilla dantel transferini cam yüzeylerde nasıl uygularız hep beraber görelim. Koruyucu jelatinin bir kısmını kaldırıyoruz. Uygulamak istediğimiz cam yüzeyin üzerine desenimizi sabitliyoruz. Daha sonra sağdan soldan hangi taraftan tercih edersek yukarıdan aşağı taşıyıcı kağıdımızı suya doyacak şekilde ıslatıyoruz. Evet. Daha sonra altta açtığımız jelatinimizi tekrardan sıyırıyoruz. Tekrardan